Saygıdeğer katılımcılar, değerli hanımefendiler, beyefendiler, hayata değer katan kadınlar plaket takdim törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri il başkanlığımızda ağırlamak, hele ki bu anlamlı günde ağırlamak hakikaten bizleri çok mutlu etmektedir. Öncelikle bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bu günü anlamlı kılacak şey kadının toplumda gördüğü değerin, statünün artmasıdır. Kadının kendini bir birey olarak görmesini ve haklarını sadece mevzuatsal değil, pratikte de kullanıyor olmasını arzu ediyoruz. Kadınların günlük hayatta karşılaştıkları olumsuzlukları, şiddeti, tacizi sıralasak sayfalar dolusu olur. Burada bir bütün olarak dünyanın tüm kadınlarının saadetini konuşmak gerekir. Şiddetin en dehşetlisi savaşlar, çatışmalardır. Psikolojik yapılan şiddetin de aynı zamanda farkındayız. Bütün şiddet unsurlarının yegane mağduru, üzülerek ifade etmek isterim ki, kadınlar olmaktadır. Şiddetin bir bütün olarak ortadan kalkması için hep beraber çalışıyoruz. Daha da fazla gayret göstermeliyiz. Dünya üzerinde akan kan, gözyaşı, yapılan zulümler, insanları ne ırk, ne renk, ne mezhep, ne de cinsiyet olarak ayırt etmiyor. Savaşları çıkaranların maalesef erkekler olduğunu biliyoruz. Ama savaşların en büyük mağdurlarının kadınlar olduğunu görmezlikten geliyoruz. Şu an dünyanın dört bir yanında savaşlar, çatışmalar olmakta. Yeni savaş ortamları ve çatışma alanları oluşturulmaya maalesef çalışılmaktadır. Milyonlarca kadın bu sebeple eşlerinden, yavrularından kopmakta, sığınacak bir kimsesi dahi kalmamaktadır. Vatanlarından ayrılmak zorunda olan, yurtlarını terk eden, kimliksiz kalan milyonlarca kadın var. 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü ilanını sağlayan, Birleşmiş Milletler'in milyonlarca kadının evsiz, yurtsuz, kimliksiz, evlatsız, eşsiz kalmasına dolaylı ya da doğrudan sebep olduğunu da asla unutmamamız gerekmektedir. Kadınların merkeze olan yürüyüşleri bizler için çok kıymetlidir. Evet, kadınlar her alanda toplumun her süreçlerin dayatmasıyla merkezin tek hakimi olarak görünen erkekler artık yerlerini ya da en azından haklarını devretmeye başlamak zorundadır. Çünkü artık değer yargısını belirleyen ilke değişmeye başlamıştır. Klasik toplumlarda bireyin konumunu güç ve soy belirlerken, kadının konumunu bu saydıklarıma ilaveten anne olup olmadığı belirliyordu. Evet, annelik üzerine konuşulmayacak kutsal, annelik üzerine konuşulmayacak kadar kutsal ve anlamlıdır. Bir o kadar da önemlidir. Anne olma ile mukayese edilebilecek hiçbir konum ve makam yoktur. Bunu bütün samimiyetimiz ile söylüyoruz. Dolayısıyla klasik toplumlarda değer belirleyen bu vasfı günümüzde elbette bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korumamız ve değerli bir hazine olarak muhafaza etmemiz gerekmektedir. Toplumun varlığı ailenin var olması ile mümkündür. Ailenin varlığı ise kadının var olması ile mümkündür.
Dikkat buyurun, bu kadar hayatiyet ifade eden bir mesele ve konumdan bahsettiğimi yeniden ifade etmek istiyorum. Elbette kadının sahip olduğu haklar bakımından en iyi noktalara kavuşması arzumuzdur ve bunun için hep birlikte gayret ediyoruz. Her birimiz insanız ve ihtiyaçlarımız var. Yaşamımızı devam ettirebilmek için gereksinimlerimiz var. Bunların en başında yeryüzünde, İstanbul'da, Türkiye'de açlığın giderilmesidir. Bu ihtiyaç neredeyse bütün insanlığın problemidir. Bu ihtiyacın giderilmesi kaçınılmazdır. Ancak ülkenin de içinde bulunduğu durum, insanların geçimlerini, karınlarını doyuracak kadar gelir elde edemediklerini bizlere maalesef gösteriyor. Ülkede kadın cinayetlerinin müsebbibi bir başka kadın değil, maalesef bizzat erkek olmaktadır. Hele hele medyaya yansıyan cinayet haberleri insanlığımızdan bizi utandırmaktadır. Her ne sebeple olursa olsun şiddetin her çeşidine karşı olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum. Kadına karşı yapılan şiddetin çok daha fazla karşısında olduğumuzu üzerine basarak ifade etmek istiyorum. Bu değindiğimiz konular sadece 8 Mart'a özel değil. Bu ülkenin birer gerçeği. Sadece bugün değil, her gün dile getirmek de biz siyasi partilerin ve siyasilerin boynunun borcudur. Saadet Partisi olarak kadınlara verdiğimiz değer elbette inancımızın da bir gereğidir. Kadın haklarını tarihte ilk dile getiren dinimizdir. İlk dile getiren Peygamber Efendimiz'dir. Yaşanabilir bir İstanbul'u, yaşanabilir bir Türkiye'yi, yaşanabilir bir dünyayı ancak kadınların eliyle tesis edebileceğimizi ifade etmek isterim.